Merhaba arkadaşlar. İkinci TYT tutor çözümleriyle beraberiz. Altıncı sorudan başlıyoruz. Aşağıda birbirinden farklı oluşumlara sahip bazı alanlar verilmiştir. Küçük Menderes Greveni, Pamukkale Travertenleri, Hasan Dağı. Numaralandırılmış alanların oluşum şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi Küçük Menderes Greveni bildiğiniz gibi Horst ve Grabenler dağ oluşumu içerisine girerdi. Dağ oluşumuna da orojenez diyorduk. Yani cevabımız ya Bursa ya da Edirne olacak. Pamukkale travertenleri ise travertenler biliyorsunuz karstik sularda oluşuyordu. Yani suyun içinde erimiş halde bulunan kalsiyum karbonatın suyun geçtiği yerde zamanla tortullaşması sonucunda oluşuyordu. Hasan Dağı ise biliyorsunuz volkanik bir dağdı. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Yani 1 orojenez, 2 karstik sular, 3 volkanizma olacak. Evet, 7. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda bir merkezde rüzgarın hangi yönden ne kadar estiği verilmiştir? Burada rüzgarın esme yönü ve esme sıklığını vermiş. Şimdi arkadaşlar, rüzgar hangi yönde esme sıklığı daha fazlaysa o yöndeki çubuğun daha uzun olması gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla burada en fazla estiği yer güneybatı ve kuzeydoğu olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde de kuzeydoğu ve güneybatı istikametindeki çubukların uzun olması o yönde daha sık estiğini gösteriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soruya bakıyoruz. Bir grup coğrafya bölümü öğrencisi yaptıkları araştırmada aşağıdaki notları almıştır. Ayşe, sabah uyandığımda cisimlerin üzerinde su damlaları olduğunu, Ali, akşam saatlerinde bulutların dağın yamacında hızla yükseldiğini, havanın karardığını ve yağışın başladığını, Ece, dağın güney yamacından kuzey yamacına geçtiğimde havanın daha soğuk olduğu, Derya, kayaçların yüksek nem ve yağıştan çözündüğü gibi yukarıda verilen notları düşmüşlerdir. Buna göre yukarıda öğrencilerin aldığı notlardan hangisinin karşılığı aşağıda verilmemiştir? Evet, şimdi orografik yağış. Orografik yağışı Ali söylemiş. Akşam saatlerinde bulutların dağın yamacından hızla yükseldiğini, havanın karardığını ve yağışın başladığı demiş. Bu orografik yağıştır. Orografik yağış dağların yamaçları boyunca yükselir ve belli bir yükseltiden sonra yağış bırakır. B'ye baktığımız zaman kimyasal çözülme, onu da Derya söylemiş. Kayaçların yüksek nem ve yağıştan çözündüğü gibi yukarıda verilen notları düşmüşlerdir diyor. Yani kimyasal çözülme daha çok nemlilik ve yağışın fazla olduğu yerlerde görülürdü. Derya kimyasal çözülmeyi söylemiş. Bakın Ece bakı yönünü söylemiş. Dağın güney yamacından kuzey yamacına geçtiğinde havanın daha soğuk olduğu. Demek ki burada kuzey yamaç daha sıcak, güney yamaç daha soğuk. Bu da bakı dediğimiz unsurdu. Ayşe de sabah uyandığında cisimlerin üzerine su damlaları olduğunu söylemiş. Ayşe de çiğin tanımını vermiş. Ama burada basınçla ilgili herhangi bir bilgi yok çocuklar. Doğru cevabımız Denizli. Yani basınç olacak. 9. soruya bakalım. Dünya üzerindeki bazı su yolları, kıtaları, bazıları ise ülkeleri ikiye ayırır. Aşağıda verilen su yollarından hangisi aynı ülkeyi ikiye ayırmaktadır? Evet. A. Babülmendeb Boğazı, B. Süveyş Kanalı, C. Dover Boğazı, D. Hürmüz Boğazı, E. Bering Boğazı. Çocuklar doğru cevabımız Süveyş Kanalı olacaktır. Süveyş Kanalı aynı ülkeyi ikiye ayırmaktadır diyebiliriz. Evet, son sorumuza geldik. Bir ürünün üretim alanından tüketim alanına taşınmasına ulaşım, karşılıklı alışverişi neyse ticaret denir. Ticarette ise kâr payının yüksek olması için maliyetlerin az olması gerekmektedir. Uluslararası ticarette maliyeti fazla olduğundan
Aşağıda verilen yollardan hangisi daha az kullanılır? Çocuklar, havayolu taşımacılığı maliyeti en yüksek olan taşımacılık şeklidir. Dolayısıyla da uluslararası ticarette havayolu değil, daha çok tercihen deniz yolu taşımacılığı tercih edilir.